Kır alanında yapıyoruz elhamdülillah. Bu an ve genç yaşında İstanbul'u fethedip peygamber müjdesine nail olan Fatih Sultan birincilerine ödüller bölge olarak Trabzon, Rize, Giresun bölge hayat dersi konferansları düzenlenmektedir. Her ay gündemle alakalı konferanslar düzenleyerek dergimiz insanlara iyiliği emredip kötülükten alıkoymak için değerli hocalarımız tarafından hazırlanıp her ay düzenli bir şekilde çıkmaktadır. Yeni 32 konusu 30 anayasa çalışmalarına Fatih Medresesi'nin önderliğinde 21 sivil toplum kuruluşunun hazırlanmış olduğu 171 maddelik anayasa taslak çalışması hazırlanır. Sayın Başbakanımıza, parti başkanlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'na çalışanlarımıza, dernek üyelerimize ve tüm halkımıza teşekkür ederim. Hizmet Kültür ve Dayanışma Derneği. İstanbul İlim Hizmet Ashab-ı Suffa İlim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği. Üç prensibim var. Emr bil maruf yapacaksınız. Talebe yetiştireceksiniz. İhvanlara ve ev hanımı vasfında gelmeseydim diyecek. Ve bu yola hizmet etmediklerine son kere Allah Celle Celaluhu desen. Geliyor uzun ateşini söndürecek yavrular geliyor. Geliyor hastalara çıkma. Melekler çapsın, melekler bu halimize şahit olsun. Tekbir sesleri arzusu vurmuş karşısınlara. Hakkinin tarihi Allah. ومكروا مكرا كبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Rabbimiz buyuruyor ki zalimler Allah'ın nurunu secdeliyle söndürmek istiyor. Onlar istemese de Allah nurunu tanımlayacaktır. Dini ortadan kaldırmak için zalimler ne kadar rehinler yayınlasalar da söz ve davranışlarıyla çalışsalar da hepimizi yaratan Allah nurun tamamlayacağına söz veriyor. Ya Rabbi, Kur'an'ın ve hafızlığın önündeki engellerin kaldırılmasını bu mübarek ay hürmetine, hafızlar ve hocalar hürmetine, bu aziz cemaat hürmetine bizleri ikram eyle. Amin. Esselamu aleyküm. Maşallah, Subhanallah. Mevla Teala bu yavrularımızı yetiştiren hocalarından da razı olsun inşallah. Elme, minel mehdi ilel lehdi. Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki beşikten mezara kadar ilim talep ediniz. Ben de beşikteyken Fatih medreselerine ilim talep etmeye başladım. Mevla'ya şükürler olsun, hafız oldum. İnşallah hoca da olacağım. Sizler de yavrularınızı hiç düşünmeden Fatih medreselerine getirin. Hem dünyanız hem ahiretiniz aydınlansın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merdivenden çıkarken tökezliyorlar, haberiniz olsun. Evet,
bu davaya gönül veren aziz cemaati Müslümin, Fatih medreselerimizin dünyada ilk olarak düzenlemiş olduğu özgürce seçmen için iki yoldan birini bilmen için daha kolay demesin. O milletlerle ondan ruh vermek bir insana el içeri etmekçeler bahçesi. Türkiye'de 173 şubeyle beraber çalışmaktayız. Hoca kardeşlerimizle beraber 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken çocuklarımızı son nefese kadar bütün yaşlıları, gençleri, herkesi Kur'an'la tanıştırma hususunda bir mücadele içindeyiz. Kardeşlerimizle beraber elhamdülillah bunları diğer insanlara, gençlere teşvik etmek amacıyla insanları bu yola Kur'an'la tanıştırmaya, Allah'la tanıştırmaya, Peygamber'le tanıştırmaya bu yolda bir mücadele içindeyiz. Elhamdülillah bu organizeleri de gençlerimizi güzel şeylere aktaralım, güzel şeylerle tanıştıralım niyetiyle yapıyoruz, teşvik amaçlı yapıyoruz. Ve elhamdülillah 7 yaşında, 8 yaşında gördüğünüz gibi elhamdülillah çocuklarımız hafızı, yani Kur'an-ı Kerim'i 6666 ayeti ezberlemiş oluyorlar. Bunlarla beraber de elhamdülillah kısa zamanda bir gün içinde Kur'an-ı Azimüşşan'ı baştan sona ezberleme durumundalar. Bu gerçekten mucizevi bir olay olduğu aşikar belli. O yüzden inşallah çocuklarımızı, gençlerimizi bu yolda yetiştirmek amaçla hizmetlerimizi devam ediyoruz. Tabii ki elhamdülillah daha iyilerini bekleyeceğiz inşallah ama şu andaki katılım gayet güzel. Daha da inşallah daha büyük yerlerde, daha güzel yerlerde, daha büyük alanlarda, daha güzel hizmetlerle beraber olayı sunmaya devam edeceğiz inşallah.